Siyaset dışı her şey yapıyor. Yani o yargıda en doğru kararı verecektir. İşin yürüyüşünde hiçbir eksiklik yok, aksaklık yok. Orada heyecan verici, tam tersine işler yapılıyor. Yüzlerce, binlerce insan orada çalışıyor. Önemli tarafı bunun çok büyük bir bölümü beyaz yakalı insanlardan müteşekkil. Yani o büyük eserle birlikte vadi kültür de gelecek, eğitim de gelecek ve oranın kalitesi yükselecek. Bir taraftan büyük bir sanayi bölgesi, öbür taraftan Bartın, Çaycuma taraflarında maksimum düzeyde yapılabilecek tarım çalışmaları. Ama hepsinden önemlisi çevre kirliliği yapmayacak büyük sanayi yatırımlarının ortaya çıkması. Zonguldak için Türkiye ekonomisi çok büyük önem taşıyor. Filyos limanıyla, diğer yatırımlarıyla, deprem çalışmalarıyla bittiği zaman her iş bitmiş olacak ve Türkiye'nin en önemli bölgesi, en önemli yatırım bölgesi haline gelecektir. Ben çok heyecanlandım. Bütün vatandaşlarımızın aynı heyecanı yaşamasını ve yaşatmasını diliyorum. Bence biraz daha geçtikten sonra gençlerin, çocuklarımızın o alanı gezmelerinden fayda gördüm. Çünkü bu güzellikler bizim müşterimizdir. Ortak değerlerimizdir. Çocuklarımızın bunlara sahip olma şuurunu edinmeleri lazım. Yani o fabrikalar artık yapanların değil, milletin malı haline gelmiştir. Türkiye'nin eseridir. Tıpkı şey gibi, Çanakkale Boğaz Köprüsü gibi. Yani çok büyük yatırımları yapan Türkiye artık. Önü açık bir Türkiye. Her şey eş güdüm içerisinde yürütülüyor. Ama Sayın Bakan'ın Zonguldak bölgenin, Türkiye'nin yıldızı olacak sözü, hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yıllar önce Alaplı'da söylenmiştir. Yani o yolda yürüyor Türkiye ve Zonguldak. Önümüz açık.